Deli gibi mi gözüküyorum? Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kadar kalkık durmasının sebebini daha çözemedim. Ve boncukları tam bağlayamadım. Bu taraf tam bağlı ama bu taraf değil. Neyse. Olur böyle şeyler. Ben de yine de böyle takmak istedim. Böyle bir şeyler yapmak istedim. Ve hemen şunu biraz daha yukarıda şöyle yapayım. Bakın. Asla olmuyor ya. Bunu kim almış da yapmış yani. Çok merak ediyorum. Yorumlarını okuduğumda zaten sizler yazmıştınız. Ben dedim ki belki bir umuttur yaparım. Ama ben de yapamıyorum. Neyse. Bugün sizle ayakkabı koleksiyonumu paylaşacağım. Fakat şöyle bir şey var. Ben bu videoyu part 2 şeklinde yapmaya karar verdim. Çünkü yani bu ayakkabımız çok fazla ve hani 1,5-2 saat sürerdi bu video. Ben dedim ki neden olmasın, iki part şeklinde yapayım. Bugünkü partta botlarımı ve spor ayakkabılarımı göstereceğim. Bu ayakkabılarım, terliklerim işte bilmem nelerim için, her şeyim için, topuklu ayakkabılarımdan tutun her şey için özel bir ayakkabı linki hazırlayacağım. Ve aşağıda şimdi de o ayakkabı linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yavaştan ilk olarak botlarımla başlayalım. Ondan sonra da spor ayakkabılara geçelim. Evet, ilk olarak bu çizmelerimle başlayacağım. Şimdi bu çizmeleri ne kadar giydin derseniz, eğer böyle bir soru yöneltirseniz bana, çok az. Gerçekten bir ya da iki kere giymişimdir. Altından da zaten bu anlaşılır, bir kere giydim. Bayağı güzel bir şey aslında bu. Ama çok toz tutuyor arkadaşlar. Bakın, kadife olduğu için yapısı full toz içinde kalıyor ve birazcık saklama açısından işlevsiz. Ya bunu ancak böyle saklayabiliyorum. Çünkü hem dik durmuyorlar hem de böyle fazla yer kaplıyorlar. Ve dediğim gibi çok toz tutuyorlar. O yüzden sevmiyorum. Ama onun dışında hiçbir sorun yok. Bayağı da rahatlar. Ben bunları Bambi'den almıştım. İndirimli 80 lira falan. Böyle işte dizeye kadar çizmelerim moda olduğu dönem almıştım bunu. Bunu da linke ekleyeceğim. Ve lütfen izah eden, zaten bunu bir vlogumda göstermiş olmam gerekiyor. Böyle bir bot almıştık. Bunlar bu sene moda, işte Stradivarius, Plan 1 ve Bershka olmak üzere her marka bir tane kendine ait böyle bir bot çıkardı. Biz de bunu lütfen izah eden 120 lira gibi bir şey aldık. İndirime girmişlerdi şu şekilde. Bunun bedeni 40 numara. Bana birazcık büyük gelse de modeli çok güzel. Özellikle ablama bunlar çok yakışıyor. Burası bu arada sadece bana ait değil bu ayakkabılar. Ablamla ikimizin ortak ayakkabıları. Zaten hepsi öyle. Böyle çok güzel bir bot. Şimdi diğerine hemen geçeyim. Ve sırada ben bunları cuma pazarından almıştım. Gerçekten bir adam o kadar güzel botları daha vardı ki yani o an nakitim çıkmamıştı. Nakitim çıksaydı diğerlerini de almak gibi bir planım vardı ama aralarından birini seçmem gerekti. 25 liraya almıştım ben bunu. 4-5 sene olmuştur o pazardan alalı. Bu şekilde hiç kullanılmamıştı bu arada bu ayakkabılar. Çünkü ben genelde oradan çok ayakkabı tercih etmiyorum ama bunların hiç kullanılmamış ve çok güzel olduğunu varsayarsak hemen aldım. Şöyle yakından da göstereyim. Bayağı markanın özel üretimi gibi duruyor gerçekten bunlar ama bir markası yok. İtalya üretimi yazıyor sadece altında. Şuraları birazcık dandik. Buralarında böyle kartonlar var. Karton olması çok kötü ama onun dışında kombinlerin çok kurtarıcısı oluyor. Bilmiyorum siz böyle ince topuk giymeyi seviyor musunuz ama ben genelde giyiyorum. Hiç de sorun olmuyor. Bedeninde 39 numara bu şekilde. Hiç de derisi falan sökülme, soyulma asla yapmadı. Bayağı başarılıymış o yüzden. Şimdi ben bunları H&M'den almıştım. Bayağı oldu, bu da 2 sene falan oluyor alalı. Daha hiç giymedim arkadaşlar. Gerçekten bir kere, yanlış hatırlamıyorsam bir kere giydim. Onun dışında hiç giyemedim. Çünkü bu kadar topuklu giyebileceğim hiç bir zaman olmadı. Bunu alalı çünkü ya bir sene, tam koronanın başlamadan önceki tam o kış aylarında almıştım. Bir kere giydim. Hiç ortamım olmadı bunu giyecek ve sonra da zaten korona başladı. Bir daha da giyemedim ama böyle tokaları falan bayağı güzel. Bu dönemin olmadığı için şu anda bunun linkini ya da işte şeyini, kodunu veremem size. Zaten şu an yoklar ama birazcık sadece topukları uzun.
O yüzden giyemedim. Yani topukları gereğinden fazla uzun. Ben de o kadar çok topuklu giymeyi sevmiyorum günlük hayatımda. Yani okula giderken vesaire. Çok rahat edemediğim için daha hiç giyememiştim gerçekten. Ama çok sevdiğim başka bir botlarıma geçiyoruz. Bu Stradivarius'tan almışım. Bu şekilde bir bot. Bunların altları temiz bu arada kışlık oldukları için. Ben bunları gerçekten çok seviyorum. Çünkü renkleri harika. Özellikle böyle kırmızı çok beğenerek aldım. Kıpkırmızı zaten. Ve ben bunu indirimden 90 liraya falan almıştım bu arada. Bayağı indirimli yakalamıştım. Önünün de kare gelmesine falan bayılıyorum. Ve hani böyle botlarda aslında çok renkli tercih edilmez. İşte siyah ya da kahverengi, beyaz. O tarzlarda, o skalada ilerlersiniz. Ama böyle bir kırmızı bot olunca kombinin çok kurtarıcı ve farklılığını ortaya çıkarıyor bence. O yüzden sevdiğim bir bot bu da. Bunları önce ablam çok giydi gerçekten. Sonra da ben çok giydim. Bu Zara'nın bir botları. Böyle küçük bir topukları var. Yumurta topuk diyoruz zaten bunları. Ama bilek boyu o kadar güzel ki hiç boyunuzu kesmiyor ve böyle hep sizi bir tık daha uzun gösteriyor. O yüzden bunları çok seviyorum. Böyle ve hiç de vermeyi düşünmüyorum. Çok rahat değil çünkü topuğu sürekli kayıyor topuğunuz yani. Ay, yumurta topuk olduğu için denge sağlamak birazcık zor oluyor ama gerçekten çok tatlış bir modeli bu da ve kombinlerimin kurtarıcı parçalarından biri. Eğer topuklu giymek istiyorsam topuk boyu da böyle minimum olduğu için gündelik zamanlarda da bunu kullanıyordum. Şimdi bunları zaten daha yeni aldık. Yine Lütferizade'den 130 lira gibi bir şey aldık indirimden. Böyle kahverengi çizme. Bunları daha çok kendime yakıştırdım siyahlardansa. Çünkü o siyahlar benim boyumu çok kesiyordu ama böyle bir çizme hiç boyumu kesmedi. Evet, şimdi bu botlarla geldim. Bunu almayan bence influencer yoktur bu dünyada. Çünkü bir ara herkes aldı. Flambeer'ın bu kalın tabanlı beyaz yani krem botları. Yine bana bunlar boy açısından biraz kötü dursa da arada bir eşofmanlarla giyilebiliyor ama çok sıcak tutuyorlar ve asla su geçirmiyorlar. Ablamın dediğine göre. Şimdi bir diğer cowboy. Cowboyları zaten ben çok seviyorum. Dediğim gibi bunlar da hiç boyumu kesmiyor. Ve hep kombinin kurtarıcı parçaları. Çünkü düz siyah oldukları için hep kombinimi kurtarıyorlar gerçekten. Buraları da lastikli bir şekilde oluyor. Yani çok dalga geçiliyor bu ayakkabılarımı giydiğimde benim arkadaşlarım tarafından böyle kovboy musun? İşte nesin bu eski usul işte uzun ve şey olması sivri burun olması bayağı gülüyorlar ama bence komik değil. Ben gülmüyorum. Böyle ciddileşiyorum falan. Yani bence komik değil ama cidden bu arada. Hiç de gülmemişimdir bu esprilerine. Ama olsun arkadaşımdır. Yanımda tutmaya devam. Neyse, işin dalgasıydı. Şu saçıma çok sinir oldum ama olsun. Şimdi bu puantiyeliler. Bunları Zara'dan almıştık. Ve ablam bayağı uygun yakalamıştı. Ama artık topukları falan çöp olmuş. Bunun topuklarını değiştireceğiz. O kadar güzeller ki sadece topuklarını değiştirmeyi planlıyoruz. Yani atacaktık aslında. Annem attırmaya çalıştırdı bizi manipüle edip. Bunları odamızdan atmamıza karar vermiştik ki son anda topuklarını yaptırma kararı aldık. Bunlar da yine Zara'nın botları. Şimdi sırada yine bunlar Zara bu arada. Böyle bunlara aşığım bu arada. Çok çok güzeller. Sadece birazcık rahatsızlar. Ayağım sürekli öne kayıyor böyle. Sanki buradan yırtılıp çıkacakmış gibi hissettiriyor. Ama topukları şöyle göstereyim. Rengi derseniz her şeyiyle mükemmel. Özellikle ben bunları şöyle kombinlemeyi seviyorum. İnce yani hayatım varken öyle kombinlemeyi seviyordum. İnce böyle kadın çorabı yani kilotlu çorap. Altına bu. Üstüne oversize bir tişört. İçine boğazlı ve bu botlar. Gerçekten çok kurtarıcı ve güzel gösteren bir look oluyordu. Ama maalesef artık onu giyeceğim hiçbir yer yok hayatımda. O yüzden devam kebro. Ve bu. Bunları biliyorsunuz. Zaten benim Instagram'dan takipçimseniz bir dönem bunları çok fazla giydiğimi illaki görmüşsünüzdür. Bu da böyle beyaz ve kovboy şeklinde. Topukları şu şekilde. Bu gerçekten bu da çok kurtarıcı bir şey. Hani böyle
Çok olaysız bir günse, eğer çok olaysız giyindiğiniz ama olaylı bir güne gittiğiniz bir kombin yapmanız gerekiyorsa bu botları altına çekmeniz yeterli oluyor. Zaten yeterince gösterişli ve ön planda olan bir bot türü bence. Çünkü hem beyaz hem uzun hem kovboy, böyle hepsinin karışımı ortaya dikkat çekebilir. Şimdi diğer botlara gelelim. Bunlar da az önce gösterdiğim siyahın beyaz versiyonu. Gerçekten çok sevdiğimizi anlamışsınızdır bence yani. İki tane aldığımıza göre gerçekten sevmişiz kanka seni. Evet. Çok güzel. Değil mi? Her kombininde bu da bir kurtarıcısı. Çünkü inanılmaz rahatlar. Ya gerçekten. Normalde topukluyla yürümeyi çok sevmem ama ben hayatım boyunca spor ayakkabısı olmuşumdur. Özellikle terlik olsun, bot olsun. Ben yaz kış böyle bir dönem sürekli spor ayakkabı giyen biriydim daha alışmadan önce. Ama bu gerçekten topuklu olmasına rağmen giydiğim en rahat botlardan biri. Yani lütfen zaten bu arada varsa hala bence bakın. Çünkü çok rahatlar. Eğer topukluyla yürümekte çok zorlanıyorsanız ve cool bir şey arıyorsanız bence ona bakabilirsiniz. Ve ardından bu botlar. Bunlar Zara'nın. Biz indirimde yakalamıştık. 120 lira falandı böyle ikili. Ablam almıştı. Hatta korona başlamadan önce almıştık. Bunları da şöyle yanları açık geliyor. Birazcık kombinlemesi zor ama kombinlerseniz güzel olabilecek bir parça. Bu şekilde ve bedeni 41. Zara'nın ayakkabıları küçük olduğu için bazılarının kalıpları. Ablam genelde 40-41 giyiyor Zara'da. Bana biraz da büyük oluyor. Ama olsun. Belki giyerim hayatımın bir döneminde. Zaten çok giymiyorum. O yüzden sıkıntı yok. Ve botlarım gitgide bitiyor. Bu da Zara'nın yine bir botu. Ama bayağı bunlar da eski sezon. Çünkü biz bir bot aldığımızda genelde 2-3 sene kullanıyoruz. Bu da onlardan biri. Bunu da artık öldü. Yani öldü ölecek. Ama rengi ve topuklarından dolayı çok seviyoruz. Böyle kahverengi ve lastikleri falan derken bunu da vermeye kıyamadığımız bir diğer botumuz. Bu şekilde. Ben bu kadar çok botumuz olduğunu bilmiyordum bu arada. Çünkü çok bot giyen kızlardan değiliz gerçekten. Çok nadir. Bayağı varmış ama. Kaç tane olduğunu saymadım ama en son saydığımda zaten başlığa falan yazarım diye düşünüyorum. Ve bu da benim Ace Week'den çok yani çok karlı bir alışverişimdi gerçekten. Normalde böyle Ace Week'in botlarına falan bakmazdım. Yani ayakkabı tarafına hiç bakmamıştım. Ama bunu gördüm ve dedim ki müthiş. Yani gerçekten uzun süre giyebileceğim bir ayakkabı olarak görmüştüm. Böyle topukları var. Önü sivri geliyor ve çorap ve ayrıca 100 liraya falan aldım bu arada. Bayağı ucuza aldım. İnanılmaz rahat. Her kombine çok güzel oluyor ve çok şık bir görüntüsü var gerçekten. Birazcık böyle aşağıda buruşuyor tabii ayağınızın bilek kısmında buruşma oluyor ama hep uzatırsanız şöyle daha uzun ve güzel gösterebilirsiniz ama bu benim gerçekten favorilerimden bir tanesi. Yani botlarımla çok kurtarıcı ve dediğim gibi çok rahat bir bot. Şimdi son iki tane kaldı. Onları da gösterip geliyorum. Evet, şimdi bir tanesi de bu. Bunu ablam bir tane Instagram butiğinden almış ya da Trend, yok Instagram butiğinde ama Trendyol'da falan da çok fazla markanın bu ürünü var. Aga bence o kadar para vermek çok mantıklı değil fikrimde. Çünkü gereksiz bir pahalılığı var. Aynılarının ya da işte çok benzerlerinin muadilleri üretiliyor gerçekten. Bu şekilde. Bunu bayağı ucuza almıştık. Çok da rahat. Biz genelde böyle hadi ayağıma çekeyim ve yürüyüş yapayım. İşte şuraya çıkayım. Bakkala gideyim. Bilmem ne yapayım derken hep bunları giyiyoruz ve çok rahat oluyor. Özellikle ben kargoya giderken hep bunları giyiyorum. Bayağı da rahatlar. Böyle aldığımız başka bir bot. Ve son olarak göstereceğim bir tane daha var. O da bu. Bunları ablam Polonya'dan almıştı. Çok eski, orada bayağı çok severek giydiği bir bottu. Şimdi bayağı yıpranmış bence ve ölmüş neredeyse ama vermeye kıyamıyor. Ama bu arada kendi görüntüsü de bu. Yani yıpranmış bir görüntüsü var. Bu deseni böyle. Bakın. Böyle asker gibi kendiliğinden yıpranmış modeli vardı. Bir de ekstra yıpranınca çok fazla yıpranmış oldu. O da böyle ama çok yakışıyor. Ayakta güzel duran ve hiç su geçirmeyen bir bot.
Belki ablam verir ya da bilmiyorum ne yapar ama sonuncusu da bu şekildeydi. Ve şimdi spor ayakkabılarıma geçelim. Evet, şimdi sıra spor ayakkabılarımda ve biliyorsunuz ki spor ayakkabılarım benim en çok sevdiğim ve en çok değer verdiğim şeyler. Gerçekten koleksiyonlarım sırasında çantalarımı ve gözlüklerimi gösterdim ama spor ayakkabılarımın yeri her zaman ayrıdır arkadaşlar. Bunu da küçük bir bildiri olarak geçerim. Çünkü ben kendim bildim bileli gerçekten. Hep spor ayakkabı giymeyi çok sevmişimdir. Yazın 30 derece, 35 derece sıcaklıkta yine ben spor ayakkabı giyerim. Kışın eksi 10 derecede yine ben Nike Air Force'larımı giyerim. Yani gerçekten çok seviyorum. O yüzden onların yeri hep benim için ayrı ve şimdi artık başlıyorum. Bu arada bunu yatak örtüm annem yıkayacağı için buraya koydum. O yüzden sıkıntı yok. Yanlış anlamayın. Yani şimdi gelir yeni linçlemek isteyen tayfa. İşte bunları niye yatağına koyuyorsun falan filan. Yatak örtüm yıkanacak arkadaşlar. Sakin olalım ve mutlu olalım. Kamu spotu. Tamam, şimdi geliyor. Zaten ters koydum bu arada ayakkabılarımı da altlarını. İlk olarak bu Ozego modeli. Yanlış bilmiyorsam Adidas'ın. Nerede yazar acaba ya? Ozego. Neyse. Bu Nike'ın Ozego modeli. Bu şekilde biz zamanında bunu 600 liraya almıştık. 600 ya da 620 liraya şu şekilde. Çok bakın. Bunu gerçekten alırsanız çok mutlu olursunuz. Çünkü Ozego ayrıca şurada yazıyormuş. çünkü ayağınızda yok hissi. Gerçekten bu kadar rahat bir spor ayakkabısıyla daha önce hiç karşılaşmamıştım ve bu inanılmaz rahat. Çok 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 rahat. Böyle bir de çok hafif bir ayakkabı. Yani gerçekten ağır bir ayakkabı değil. O yüzden de çok rahat. Ayağımızı hareket ettirirken falan mutlu edebilir sizi. Ve her kombinede çok güzel oluyor. Önden duruşu da şu şekilde. İlk ayakkabım buydu. Şimdi şunu alalım. Bu Reebok. Reebok'ın bu ayakkabısını bana ablam Kore'den almıştı. Kore'ye gittiğinde bunları almıştı bana. Fakat bu Türkiye'de yok. O yüzden linkleyemeyeceğim. Benzer modellerin linklerim çok rahat. Bunlar da biraz daha ağırlar. Kalın tabanlı. Ben genelde kalın tabanlı ayakkabılar tercih ediyorum. Hem boyumun kısalığından hem de daha şık durduğunu düşündüğüm için. Bu şekilde bir kalın tabanı var. Önden de böyle alevli gibi. Çok güzel bir model. Ayrıca bunlar da çok rahat. Gerçekten çok rahat. Şu şekilde bu modelimi de gösterebilirim. Şimdi hemen bunu da aşağıya koyayım. İlk aşağıdakileri bitirelim. Bir diğer model. Herkesin. Bak bu bence ortaokuldan lise, üniversite herkesin dolabında bir tane illa ki Stan Smith olmuştur bence. Bu hayatta. Bir Converse bir de Stan Smith. Çok popüler bir ayakkabı gerçekten. Tabanları birazcık sarardı ama ben taban boyasıyla yani ayakkabı boyası almıştım kendime. Onunla bunun tabanlarını kesinlikle boyayacağım. Bunu bayağı önceden almıştık. Size linklerim zaten. Arkası böyle siyah ve kadifelerden benimki. Bu şekilde bir ayakkabı. Böyle böyle böyle. Bayağı da giydik yani bunu. En çok giydiklerimizden bir tanesi. Diğeri de bu. Normal dışarı çıktığımızda genelde bunları yani normal dediğim ne bileyim yürüyüş yapıp Starbucks'ta oturacağız. İşte öyle bir parka çıktık. Ablamla şurada oturacağız, burada oturacağız gibi. Ya da işte markete gidiyorum, şuraya gidiyorum dediğimizde çok fazla Stan Smith'ten bunları giyiyoruz gerçekten. Özellikle ben bunları yürüyüş yaparken çok giyiyorum. Tercih etmeli misiniz yürüyüş yaparken? Hayır, çünkü çok ağır ve kalın tabanlılar. Gerçekten ayaklarınız daha çok yorulabilir. Yürüyüş yaparken daha hafif ayakkabılar tercih edilmeli. Ama bunun modeli çok güzel ve inanılmaz kaldırıyor arkadaşlar boy olarak. Sizi hemen şöyle 2-3 santim daha yukarı taşıyor. O yüzden çok seviyorum bunu da. Bu da Air Monarch zaten. Bulursam linkleyeceğim. Çok rahat. Çok rahat gerçekten. Ve çok güzel. Her kombine gidebilen bir spor ayakkabı bence. Özellikle bol pantolonların altına çok güzel oluyor. Kaldırıyor hemen sizi. Ve pantolonların da eğer kısaysanız yere değmesini engelliyor. Ve benim çok sorduğunuz bu ayakkabılarım. Bunları gerçekten çok seviyorum. Nike'ın bir modeli.
O şekilde bir ayakkabı yeni aldım zaten ben de. Bu arada modelini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bu şekilde. Ve bunları da çok soruyorsunuz. Bunları var ya, gerçekten çok soruyorsunuz. Adidas'ın bir modeli ama şu an adını bilmiyorum. Şu an içine falan bakayım. Hatta nerede yazar modelleri ya? Yazmıyor. Vallahi yazmıyor modeli. O yüzden üzgünüm. Ama ben bunu size Trendyol linkinde alıp arayıp bulacağım ve ismini öğreneceğim. Linki eklerim. Siz de oradan ismini öğrenirsiniz. Zaten kendinize beğendiğinize bakarsınız. Bu her kombinde özellikle gri gri giyinmeyi çok sevdiğim için ben onların altına inanılmaz iyi duruyor. Bu da biraz daha kalın tabanlı. Önden duruşu bu şekilde. Adidas'ın Oswego ve bu modellerine gerçekten aşığım. Çok 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 güzel gösteriyor. Bilekleri zayıf gösteriyor. Vücudu çok güzel gösteriyor. Çünkü bence ayakkabı biraz da vücudu güzel göstermeye endeksli bir şeydir. Yani ne kadar alt tarafta ve kombinden dış olsa da bence vücut tipine göre ayakkabı seçimi de çok önemlidir. Bazı ayakkabılar var çünkü bileğimizi böyle de gösterebiliyor. Yani şu kadar kalınlıkta da gösterebiliyor. Bazı ayakkabılar var ama gerçekten olduğundan da daha böyle bacağınızı güzel gösteriyor. Fikrimce tabii buna katılmayabilirsiniz. Şimdi diğerlerini de alıp hemen geliyorum. Şimdi iki adet Vans'ımı göstereceğim size. Vans'lerimi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bundan önce de bir tane daha Old School'um vardı. Öldü bitti attım çöpe. Sonra bundan önce de yine bir Vans modelim vardı. O da öldü bitti attım çöpe. Yani gerçekten çok fazla Vans giydim ben hayatım boyunca. Fakat hiç rahat değil. Vanslar gerçek anlamda hiç rahat değiller. İlk aldığınızda arkası ayağınızı çok vurabilir. Kanlar içinde yolda yürüyor olabilirsiniz. Düz taban bir ayakkabı. Kombinlere çok güzel duruyor ve ben Vans'ı genel olarak yapısını ve model şeklini çok seviyorum böyle. Bu şekilde olmasını. Düz taban olmasına rağmen bayağı favori bir ayakkabım benim için. Bu bir de bağcıklarını açmadan giyememe sorunu çok kötü. Yani ben Nike'larımın hepsinin bağcıklarını açmadan giyiyorum ama bu o kadar lanet ki sürekli bağcıklarını aç, bir daha bağla, bir daha giy, bir daha şey yap. O açıdan sevmiyorum ama duruşunu falan hayatım boyunca çok seveceğim bir marka benim için Vans. Ve bir sürü daha ayakkabısını almak istiyorum. Özellikle yeni modelleri falan çıkmış böyle farklı renkli falan alacağım. Yani şimdiye kadar 10 tane Vans'ımı falan yıpratıp atmışımdır. Yani yıpratıp attım dediğim 3 sene falan giydim. Bunu da alalı 2-2,5 sene olmuştur bu arada. Bayağı da güzel kullanmış. Şimdi diğer Vans'ıma geçelim. Yep. Bunlar hepiniz biliyorsunuzdur. Bunun özellikle siyah beyaz modeli bayağı fenomendi, popülerdi. Ama ben bunu bayağı düşük bir fiyata almıştım. Ne kadar biliyor musunuz? 250-300'e falan Trendyol'dan yakalamıştım yani o kadar değil. Çok rahat ve güzel bir modeli bu. Yine arkaları bu arada vuruyor, ölümüne vuruyor yani sizi. Ama uzun çorapla giyerseniz hiçbir şey olmaz. Ben tabii biraz daha lise çağlarında giydiğim için uzun çorap giyme diye bir alışkanlığımız daha yoktu. O zamanlar çok bilmiyordum. O yüzden babet çorabı ile giyiyordum. Babet çorabı ile de giyince tabii ki ayaklarınız çok vurabiliyor. Ama bunlar uzun çorapta giydiğinizde hiçbir şekilde ayağınızı bence vurmaz. Benimkileri vurmuyor en azından. Ya da işte bir iki giymeye falan alışıyor. O yüzden evde falan giyip böyle deneme yapabilirsiniz Vans'larınıza. Bu da böyle pötikareli bir modeli. Dediğim gibi çok ucuza almıştım. Trendyol'da zaten bunları kesin size linkleyeceğim. Böyle indirimde olan Vans'ları falan. Çünkü Vans'lar gerçekten Trendyol'da çok düşüyor ama yakalamak lazım. Yakalayamazsanız güzel olmuyor. Şimdi başka ayakkabılarıma geçelim. Bu arada çok kısa botlarım kısmında Plan 1'den aldığım bu botları göstermemişim. Dediğim gibi ben bunu oda turunda göstermiştim zaten. Aslında Gardrops'tan aldım. Gardrops'ta 250 liraya bulmuştum bunu. Çok istiyordum. Yeni etiketlileri bu ara o aldığım dönem yani bir sene, 1,5 sene önce falan aldım. O dönem yeni etiketlileri bulunamıyordu asla işte kendi mağazalarında falan. Ben de çok fazla buna taktığım içime kesinlikle almak istediğim için bayağı kurcaladıktan sonra bunu Gardrops'ta 250 liraya bulup almıştım. Daha da pahalıya satılıyordu bu arada 360 lira falandı fiyatı. Şimdi buna bir kısa bir şeydi gösterimdi. Şimdi asıl spor ayakkabılarıma geçelim tekrardan.
Birinci spor ayakkabım. Bunu ablam spor yapmamız için aldı gerçekten. Puma'nın böyle bir modeli 250 lira gibi bir şey düşmüştü. İnanılmaz rahatlar, yok hissi var gerçekten. Annem, ablam, ben üçümüz birden giyiyoruz ve çok rahat oldukları için yani favorimiz bunlar spor yaparken bizim. Özellikle uzun yürüyüşler için çok rahatlar. Eğer böyle rahat ve güzel bir spor ayakkabı arıyorsanız buna kesinlikle bakmalısınız. Hem fiyatı uygun hem de çok hafifler gerçekten. O yüzden de çok rahat ediyorsunuz içinde. Şimdi buna geldim. Bunu ablam yurt dışından, galiba Almanya'dan almıştı. Primark diye biliyorum. Primark'tan almıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Sallıyor da olabilirim. Ama kesin yurt dışından alındı bunlar. Bir markanın çakması zaten biliyorsunuzdur böyle. Ne yapalım, paramız olsaydı biz de orijinalini alsaydık yani. Biz de istemezdik Primark'tan böyle çakmasını giymeye ama. Ne yapalım ana. Belki bir gün, belki bir gün Miran Özaslan, Miran Bilic ya da Miran Altun olur. Miran Erdoğan olur. Başka çok para kazanan Miran Subaşı. Yani bunlar olabilirim. Bir gün bunlar olursam eğer, bunların orijinallerini ayağımda kesinlikle görebilirsiniz. O kadar diyorum size. Neyse, bunlar da bayağı tatlı. Krem rengi olması çok güzel oldu. Çünkü genelde beyaz oldukları için ayakkabılarımız çok sert kaçan kombinler olabiliyor. O zaman da böyle tatlış bir krem rengi ayakkabıya ihtiyaç duyuyoruz. O da bu. O da budur. Gerçekten güzel. Şimdi canım ayakkabılarımı sadece bir kere, yani çok az giydiğim bunlar Air Force'larımın farklı bir modeli olan ve 450 liraya kattığım Super Step'ten, ki bu kolay bir şey değil yani. Emek ister, azim ister. Yok ya, gerçekten şansa bulmuştum. Bunları 450'ye düştüğünü görünce hemen almıştım. Böyle tabanları pembe geliyor, üstleri beyaz ve Nike işaretleri, şuraları pembe. Bu arada kırmızı değil. Kırmızı gibi gözüküyor videolarda, pembe. Böyle bir modeli. Baya tatlı aslında. 450 lira bir de. Ben bunu 39 almışım. 450 liraya Nike Air Force almak şu anda baya imkansız. Ancak çocuk ayakkabısı alıyorsanız 450 alabilirsiniz ama onun dışında bulamazsınız. Bu da çok sevdiğim bir diğer modelim. Ve son olarak da 2 adet Converse'im var. Converse'ler de zaten bence benim dönemimdeyseniz eğer, 95 ile 2000'ler arasıysanız, bir dönem hepimizin dolabında vardı. Çünkü gerçekten hepimiz bir Converse aşığıydık. İşte her rengi vardı ve çok ucuzdu. İşte 100 lira, 99 lira, 39 lira, 139 lira falan filandı fiyatı ve inanılmaz ucuzdu yani gerçekten. Evet, onlardan biri siyah Converse'lerim. Siyah aldım çünkü her şeyle daha iyi olmasını istedim. Genel olarak her kombinime giden bir renk olduğu için siyah. Çok kurtarıcı bir ayakkabı. Düz taban bu arada. Ben bileklilerini seviyorum ama bileksizleri de var tabii ki. O da size kalmış. Boy kesiyor mu? Birazcık kesiyor. Yani daha hiç adam akıllı şortlarla giymedim. Bu kış aldım çünkü hepsini. Adam akıllı şortlarla giymediğim için ne kadar kestiğini bilmiyorum ama bu arada kırmızısını giymiştim. Kırmızısı geçen yazdan. Giydim diye düşünürsem. Bol şortlarla kesmiyor ama dar bir şey giyiyorsanız bir tık kesebilir. O da bu. Yani bu, ben bunu yine indirimli 450'ye almıştım Trendyol'dan. Yakalarsam kesinlikle linki ekleyeceğim. Siz de favorileyin ve yakalamaya çalışın. Hatta belki 390 bile olabilir. O bant arasındaydı. Bir de kırmızı rengi var. Ben de birazcık şeyim, Converse bağımlısıyım ve bu ara çok fazla Converse almak istiyorum. Önümüzdeki günlerde belki bir renk daha alırım kendime. O da Bu da böyle bir renk. Bunun da rengi çok güzel. Converse'ler gerçekten, mesela simsiyah giyindiğin bir güne böyle bir şey giyebiliyorsun. Ya da işte pembe giyindiğin bir günde yine giyebilirsin falan. Böyle çok kurtarıcı bir ayakkabı türü ve modeli bence. Ve en kurtarıcı, giymeyi en çok sevdiğim ve sürekli, gerçekten sürekli giydiğim o ayakkabılar geliyor. Kral geliyor. Kraliçe geliyor. Gerçekten benim favori ayakkabım geliyor. 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 Kendisi yürümeyi öğrendi. Geliyor. Nike Air Force. Benim emektarım. Yıllarım. Gelmişim, geçmişim.
Benden daha çok şey görmüş ayakkabılarım. Her şeyim. Onları şimdi sizin için getiriyorum. Red. Red. Red, red, red. Gerçekten benim en çok sevdiğim, bu hayatta iki kez aldığım bu ayakkabılarım gerçekten. Çok şey borçluyum onlara. Çünkü benim için çok kurtarıcı ve her kombinime güzel olan adam gibi adam Air Force'lar. Gerçekten harikasınız. Ben ilk Air Force'umu sanırım lise 1'de aldım. Lise 1'de aldım Air Force'umu 12. sınıfta. Bitirdim. 4 sene gitti. Sonra öldü ve üniversite 1'de de bunları aldım. Super Step'ten bu bebişleri almıştım ve ben gerçekten üniversite 1'de aldığımda 570 liraya almıştım. Şu anda 860 lira kendisi. 4 senemiz yok. 3 senemiz geçti birlikte. Acısıyla, tatlısıyla, mutluluğuyla, mutsuzluğuyla her derdime deva oldu. Ve ben bu arada bunu boyadım. Tabanları sararıyor çünkü. Ve en kötü yanı bence Air Force'ların tabanlarını sararması. Çünkü çok anlamsız yani. Burası beyaz kalırken tabanları çok sararıyor. Ve o görüntü bence çok çirkin oluyor. Eski videolarımdaki kombi videolarımı izlerseniz ne kadar karardığını görürsünüz. O yüzden bu bayağı güzelleşti. Şimdi yeni gibi bağcıklarını falan da yıkadım. O da bunlardan biriydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma... Niye videoyu kapatmadım? Ha, umarım kanalımı beğenmişsinizdir. Neyse arkadaşlar, videomun part 1'i bu kadardı. Part 2'si haftaya gelecek. Onda da terlik ve topuklu ayakkabılarımızı göstereceğim bir video olacak. Umarım botlarımı ve spor ayakkabılarımı siz de beğenmişsinizdir. Çünkü şu anda çok pahalılar ve daha fazla alamıyorum bu kadar spor ayakkabım var. Ama hepsi birbirinden tatlı ve güzel bence. Özellikle de çok kurtarıcılar gerçekten. Dediğim gibi hani yoklukta gerçekten hepsi kombine yakışır bir ayakkabı. Ve videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Diğer ki terlik bölümünde görüşmek üzere. Ben size yine de karışık bir link hazırladım. O da aşağıda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada sizin favoriniz hangisi oldu? Onu da aşağıya yazmayı unutmazsanız sevinirim.